İnsan özünü, ömrünü uzaytırışlık üçün hemen arsasını berişke razı bo'ladi. Eğer ki bana şu insanda dünyadan ötüşlüge anık bu kosa, şu dünyada kalışlıge üçün hemen arsasını fida kılışke razı bo'ladi. Kança bosa ya, bir kun bosa ham ömrüm uzun bosaydı dedi insan. Lekin Allah hayat verip turgan paytda bana şu ömrünü, şu vaktini kay derecede ısraf kıldı, her kim olsa hesap kısır. Soğatke karaysek, soğatını ötken her bir dakikası, her bir saniyesi tarihke aylanır azizler. Ozu vaktlerimiz cüdeyen tez ot yaptı. Ömür tez git yaptı. Biz bana şu ömrümüzünü, şu hayatımızını ganimet bilişimiz gerek azizler. Ha azizler, biz bu dünyaya imtihan üçün geldik. Allah bizni imtihan kılıçlığı üçün yubardı azizler. Adam aleyhisselam babamız ve mama hava anamızını yeryüzüge düşürgenden keyin Allah Ta'ala indi Adam aleyhisselam ve onun avladını imtihan kılıp imtihandan yakşı ötkenlerini kaytıp cennetki kirgizişliğine vada kıldı. Bizni bu dünyadaki her bir kılıyatken hareketimiz Allah'ını razı kılıp cennetki kirişke intiliş azizler. Eğer fakat yine bu dünyamız bolsa, cennetini oylayıp durgan bolsak, hemen her şeyini yığıştır eylik de bolmasa, oturup, terk-i dünya kılıp otur eylik, ibadet bile meşgul bol eylik değilse, bu ham imtihandan yakşı otuş imaz bu kalan. Aslında şu hayatta yaşaşlık ozu imtihan. Allah Ta'ala bizge hemen her şeyini tarih kılıçlıkını buyurmadı. Allah Kur'an'da aytadı ki biz insan ve cinlerini fakat ibadet kılıç için yarattık degende bana şu ibadet sözü cüde keng bir manada. Bu abdun yani bendeçlik, kılıçlık Allah'a bendeliğini hız kılıp yaşaşlık. Hamması imtihan. Bir insanga eğer Allah boylik bergen bolsa bana şu boyligi onu imtihan verir. Kimidir kambag'al qilgan bo'lsa, kambag'alligi uni imtihoni. Boy boyligi uchun takabburlashib bo'lmaydi. Kambag'al kambag'al bo'lganligi uchun o'zini haqir sanab bo'lmaydi. Balki har ikkisi ham aytadiki, "Men imtihondaman" dedi. Tasavvur qilingki, bir talaba o'qishga kirishlik uchun imtihon varaqini olganda qanday savol chiqsa, uni baxti. Kimgadir osonroq, kimgadir qiyinroq qabul qiladi. Endi shunaqa savol tushib qoldi, imtihon deydi. Bu ham hayot imtihoni azizlar. Olgan varog'imiz kimimizdir boy qilib, kimimizdir kambag'al qilib, kimimizdir ahli ilm olim qilib, kimidir oddiy obid qilib, kimidir kasal, zaif, nogiron qilib, kimidir quvvatli, sog'lom qilib imtihon qiladi. Hammasini agar imtihon deb qabul qilsagina inson o'zini baxtli sanaydi. Agar uni imtihon demasa, u odam qiynalib qoladi hayotda. Lekin men to'yim bir misolni, bir ulamoning misolini keltiraman. Bu shayx aytgan gap bor. Aytadilarki, biz ikki sohil o'rtasida sayr qilayotgan kemadamiz. Bu sohil, bu dunyo sohili. Bu tomonda esa oxirat sohili bor. Kemaga chiqib ketyapmiz. Kema juda ham katta. U kemani ichida aytaylik, juda ham chiroyli bo'lgan xonalari bor. Yana birlari bor o'rtacharoq, birlari bor oddiyroq, hamma ketadigan umumiy xonalari bor. Kimdir o'sha eng yaxshi xonada rohatlanib ketyapti, kimdir boshqacharoq ketyapti. Lekin aslida hamma ketyapti. Chiroyli xonada bo'lsa ham, o'rtacha xonada bo'lsa ham, sharoiti bo'lsa ham, bo'lmasa ham, birortasi ketayotgan xonasini to'xtatib qolmaydi. Hamma o'sha bir kemada bu sohilga qarab ketyapti sizlar. Shunday ekan, biz mana shu ketish davrimizni g'animat bilib, to nariga sohilga borgunimizcha o'zimizdan bo'ladigan savoblarni u yerga ko'p yuborib turishimiz kerak.
Bunun için umurunu, vaktini ganimet bilmemiz lazım.